Yani en basitinden şurada oturduğumuz masa, sandalyeler, önümüzdeki çatal, bıçak, işte böyle restoran kültürü, menüler, bunlar sanki tarih boyunca hayatımızda varmış gibi düşünüyoruz ama esasında hepsi neredeyse çok yakın bir zamana denk geliyor, evet, insanlık tarihinde. Hani biz sizle birlikte olmadan önce küçücük bir toplantı yapmıştık. Orada ben hiç bilmediğim şeyleri öğrendim. O yüzden hani hakikaten onları paylaşırsanız çok memnun oluruz. Yani o sohbette biraz şeyden bahsetmiştik. Mesela işte bu masada yemek yemek çok yeni dönem alışkanlıklardan biri. Yani dünyadaki tarihini bir kenara bırakalım. Osmanlı'ya girişi 2. Mahmut'la başlıyor. 2. Mahmut ilk defa saraya masayı sokuyor. Ondan önce hani belki bilgilerimizi tazeleme adına hatırlayalım. Ondan önce Türk kültüründe hala %60'ın oranında hanelerde tercih edilen yerde yemek yeme var. Yani yerde sini dediğimiz tahta üzerindeki sofrada insanlar örtüleriyle yemek yiyor. Ama bugünkünden farklı olarak Osmanlı kültüründe mesela Orta Asya 5 parmakla yemek yiyor. Osmanlı'da 3 parmakla yemek yemek yaygın. Kaşık var ama bugünkü anlamda bir kullanım yok. Ortak tastan, tencereden yemek yiyor. İkinci Mahmut'la birlikte saraya gelen yabancılar için, o da Osmanlı için değil, saray erkanı için değil. Hani saraya gelip de yer sofrasında iki bitim yemek yiyemeyenler için masa hayata giriyor. Ve ikinci Mahmud'u davet ediyorlar. Diyor ki ben ona oturmam. Siz oturun. Gerekiyorsa oğlum gelir. Yani şehzade olarak oturur vesaire diyor. Çok uzun süre padişahlar masada yemek yemiyorlar. Bir de ilginç bir detay, belki hafızalarınızda tazedir ama yani bilgi anlamında. Padişahlar böyle bizim Game of Thrones'ta gördüğümüz tarz ziyafet masalarında yemek yemiyorlar. Padişahların hepsi bütün yemeklerini tek başlarına yalnız yiyorlar. Sebebi de hani padişahın yemek yiyişi görülmesin. Yemek yerken bir tatsızlık olursa, üstüne başına dökerse, geğirirse, bilmem ne yaparsa bu kayıtlara geçmesin, mahcubiyet yaratmasın diye padişahlar tek başına küçük bir sinide yemek yiyor ve bu hani çilingir sofrası dediğimiz şeyin aslında bir dil deformasyonuyla hayatımıza giriyor. Özü çeşniger sofrası. Çeşniger sofrası da bu çeşni dediğimiz padişahın yiyeceği yemeklerin daha önceden tadımını yapan, hem lezzeti açısından hem de zehirli mi değil mi, padişahımıza, sultanımıza bir şey olacak mı açısından geliyor. Yani günün sonunda baktığımızda birkaç yüzyıllık bir aslında ortamdan bahsediyoruz. Restoranlar konusuna sonradan gireriz. Ben biraz da sözü Natalia Hanım'a bırakacağım. Ama yani çok taze, hele ki Türkiye üzerinde düşündüğümüzde, yani dışarıda yemek yeme kültürü, restoran kültürü, işte menü vesaire ve bunların kendi içerisinde bir hani kodunun oluşması şaka maka Özal dönemi sonrasına denk geliyor. Ondan öncesinde sadece lüks birkaç restoran var. Hepimizin böyle ismi hafızamızda taze olan. Mesela ben aslen Yeşilköylüyüm. Böyle bizim oralarda birkaç tane et lokantası vardı. Kosova et lokantası. Uludağ yine sonra. İlk Kaşı Kosova Beyaz en son temsilci. Yani yemek kültürümüz esasında bu. Mesela steak dediğimiz tarz yemekler. Galeri açıldı ama mesela. Şey geldi bizim oralara. Aynen ben öyle. Öyle ben mi? De yazın 4 ay Yeşilköy. Bütün çocukluğuma faytonlardan başlamak gayetiyle orada geçti. Aynen. O yüzden yani, Fahri Yeşilköy'lüyüm. Ki hani bakıldığında işte Beyitlisi bilmem nesi veya dondurmacı desek bir tane dondurmacı var. Roma dondurmacısı. Ve hani dondurmanın bugünkü anlamda hayatta yeri yok. İşte bugünkü gibi dondurmalı tatlılar yok vesaire. Yani o kadar taze bir dünyadan bahsediyoruz ki aslında hepimizin bir sürü paylaşacak hem kişisel hem bilgilerine dayalı anıları vardır mutlaka ya da birikimleri vardır.